Sayın izleyiciler, Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi, araştırmacı gazeteci Süleyman Duran, yıllara meydan okuyan bir muhtarımızla röportaj yapacağız. Kars merkeze bağlı Oğuz köyü muhtarımız Nur Ali Yıldırım, ilk 1983 yılında muhtar seçilmiş, aralıksız olarak bu zamana kadar muhtar, 35 yıllık muhtar. Doğru mu efendim? Evet. Evet. Öncelikle kendisini tebrik etmek istiyorum efendim. Ben de teşekkür ederim sizin taburya geldiğiniz için, bizim sesinizi Türkiye'ye duyurduğunuz dünyaya için. Dünyaya duyuyoruz, tek Türkiye'ye değil, dünyaya duyuruyoruz. Çok teşekkür ederim, evet. Çok teşekkür ederim. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi, Muhtarların Sesini dünyaya duyuruyor sayın izleyiciler. Biz de böyle asırlık yıllarca köye hizmet yapan, çünkü bu gönül işi, önceden işte muhtarım bilirdi, doğru mu efendim? Muhtarlara o zaman 1963'te de aylık ödenek vermiyordu, muhtarlar hep cebinden şey yapıyordu, evet, doğru mu evet, efendim? Evet, evet. 1980'den sonra bu şeyler aylık ödenek verilmeye başladı. Biz de işte Türkiye'de muhtarların sesi olarak bunu dünyaya duyurduk sayın izleyiciler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ne oldu? Bak görüyorsunuz, dev gibi manşetler attık. Muhtarların sesi primlerine devlet yatırmalı ve asgari ücret verilmesini ne yaptık? Savunduk. Cebinizden çok yatırdınız değil mi muhtarım? Evet, ta ben emekli olana kadar bakulumu cebimden yatırdım. Değil mi? Ama şimdi artık genç muhtarlarımız ne yapacak? Ya i̇nşallah onlara devlet yatırır. Devlet yatırıyor. Allah bu devlete zaval vermesin. Amin. Allah bu millete, bu devlete zaval vermesin. Allah bu hükümete de zaval vermesin. Amin. Evet. Sayın Reis Cumhurumuzun sayesinde ülkemiz çok çok ilerlere gitti. Bu inkar edilemez. Yani. Evet, işte gördüğünüz gibi edilemez. Uzun adamı en uzun şekilde koyduk. Evet. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi olarak sayın izleyiciler, sayın Cumhurbaşkanımıza sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Çünkü Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi ilerlediyse sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ilerledi. Biz gündeme getirdiğimiz gazetemizde ve sosyal medyada gündeme getirdiğimiz konuların hepsi ne buldu? Karşılık buldu. İşte muhtarlar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bir müjde daha bekliyor şeklinde manşete taşıdım. Sayın Cumhurbaşkanımız muhtarların sesine ve bizim sesimize kulak verdi. Muhtarlarımız artık tabanca ruhsatlarından ne yapmayacak? Vergi ödemeyecek. Doğru mu evet, efendim? Evet, evet. Evet. Evet muhtarım, 35 yılda köyümüze hangi hizmetleri kazandırdınız? 35 yılda köyümüze hangi hizmetleri kazandırdık? Yani köyümüz zaten eskiden çok fakir bir köyüydü. Evet. Bunun yanı sıra biz burada, ben bir okulu yeniden yaptırdım. Camiyi yeniden yaptırdık. Efendime söyleyeyim, suları köye, içme suyu getirdik, şebeke suyu getirdik. Bazı köyümüzün içinin yollarını falan yaptırdık. Evet. Ancak bu kadarcık yapabildik. Evet. Bir taziyevi şimdi yeniden yaptırıyoruz. Kaç hane efendim köyümüz? Köyümüz 180 hane idi ama şimdi 50 hanedir. 50 hane. Nüfus ne kadar efendim? Nüfus 370. 370. Köye girdik, hep aynı arkadaşlarımızın yaşadığı güzel bir köy sayın izleyiciler. Muhtarımıza da teşekkür ediyoruz. Güzel hizmetlere de imza atmış. Ancak köyün yolu ne efendim? Stabilize, değil mi? Evet. Toprak. Yolumuz toprak ama şimdi alt malzemesi yapılmış. Sayın Bakanımızın sayesinde karayollarına bağlandı. Evet. Asfalt olma ihtimali programda olduğunun bilgilerini aldık ve bize de yazıyla iletilmiştir. Evet. Türkiye'de de bunu sadece Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi toprak kalan köy yollarının asfaltlanması için ne yapıyoruz? Görüyorsunuz sayın izleyiciler, bunları gündeme getiriyoruz. Çünkü biz köylerimizin de artık muasır medeniyetler seviyesine yükselmesini istiyoruz. Doğru mu efendim? Evet. Evet. Teyzem de diyor, muhtarımızın eşi efendim neydi? Sevgili. Evet. İsmi Sevgili. Sevgili Yıldırım. Yıldırım. Evet muhtarım, ismini sen mi değiştirdin? Bunun ismi eskiden Sevim miydi? Evet. Ben bu sefer bunu Sevgili koydurdum. Evet, çünkü seviyorsun yeniden, değil mi efendim? Mahkemeye verdim. Yeniden değiştirdim. Değiştirdin. Sen benim sevgilimsin, adında sevgilim olsun. Tabii dedim. Tabii. İşte gördün, sevgi bu sayın izleyiciler, zaten sevgi. 1969'dan bu tarafa evliyiz. 1969'dan. Ben 2 yaşındayken muhtarım evlenmiş. Allah sağlık, sıhhat, uzun ömür versin. Şimdi sevgili teyzeme soruyorum. Uzun evliliğin sırrı ne efendim? Bu yeni gençlere anlatalım. Yeni gençlere evleniyor, kısa zamanda boşanıyor, ayrılıyor. Biz aile birliğinin, beraberliğinin devam etmesini istiyoruz. Evet, sevgi, teyze, saygı oldu mu her şey olabilir. Bak, sevgi, saygı arkadaşlar. İşte biz her zaman söylüyoruz gençlere. Öncelik sevgi, daha sonra saygı. Eğer sevgili teyzem muhtarıma saygı ve sevgi göstermese bu kadar sürer mi efendim? Sürmez. Sürmez. Evet. Ben 51 yaşındayım. Yani 49 yıllık evli muhtarımız. Allah sağlık, uzun ömürler versin. Hiç unutmam. Manisa'nın merkeze bağlı Demirci köyüne gittik. Bir amcamız da muhtar aldı götürdü beni. O zaman
86 yaşından biri, 90 yaşından biri iki tane yaşlı teyzemiz amca anlatıyor. Ben diyor çektim mavzeri kaçırdım diyor o zaman 13-14 yaşında. Tabii yaşayan hayattalar değil mi bilmiyorum. Sevdim diyor yani evet. Ama uzun yıllar yani 70-80 sene en azından evli kalmışlar yani. Evet. Aynı evde yaşıyorlar. Baktım ki paylaşıyorlar. Teyze soyuyor, armutu şey vardı, ayva vardı. Bizim eskiden anamız babamız da aynıydı. Değil mi? İle yaşadılar. Evet, Azeri Zeynep efendim. Evet, yenge Azeri. De Azeri mi? Azeri. Evet, Azeri. Arkadaşlar işte Türkiye'miz bütün ne yapıyor? Medeniyetlerine de değişik değil mi efendim? Tabii, onun tabii, için tabii, tabii. Mozaiğimiz bu sizin. İşte biz de Hatay'da yaşıyoruz. Hatay'da da biliyorsun her türlü milletten insan var ama ne yapıyoruz? Bütün insanlar birbirine saygı ve sevgi duyuyor. Şimdi benim köyümde 3 ırk var. Evet. Ve bu 3 ırk hepimiz aynı tek camiyi kullanıyoruz. Evet. Aynı camide namaz kılıyoruz. Ne kadar güzel. Değil mi? Aynı camide sohbetimizi ve gelecek geçmişlerimizi anlatıyoruz. Evet. Kendimize. Yeri gelmişken ben de şu güzel şiirimi okumak istiyorum Sayın İzleyiciler. İşte kardeşlik ve barış üzerine benim bu şiirim. Adem ile Havadan olduk hepimiz, bir avuç topraktık, savrulduk, sel olduk biz. Yaradan'a köle olduk, kul olduk biz. Temel varlığımız topraktır bizim. Evet. Bu dünyaya gelen her canlı hasbül gibi, zamanı dolan uçar gider kül gibi, yoktur dünyada tatlı dil gibi, temel yasamız ahlaktır bizim. Mezar denen ebedi mekan, o mekanda sonsuza dek bakan her yanımız ortaktır bizim. Biz diyoruz ki dünyadaki bütün insanlar kardeştir. Doğru mu efendim? Evet. Onun için hepimiz birbirimizi seveceğiz, sayacağız, saygı göstereceğiz. Komşumuzun hatırını soracağız. Komşumuz açken biz tok olamayız. Üzülmemiz lazım. Onun için ne yapacağız? Yardımlaşacağız, dayanışacağız. Doğru evet, mu efendim? Evet. Evet. Evet muhtarım. Bu yeni muhtarlara ne tavsiye edersin efendim? Ben yeni muhtarlara... Her zaman devletinin yanında olsun, evet. Milletinin yanında olsun, devletine, milletine, toprağına, bayrağına sahip çıksın. Evet, yani tek yumruk olalım diyor arkadaşlar, evet. Tek yumruk olacağız. Bu memleket bizim, bu memlekette bütün şehitlerimizin kanı var. İşte dünya devletlerinde zaten İslam'ın en güveneceği, İslam ülkelerinin en güveneceği Türkiye'dir. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da işte dünya lideri. Doğru evet, efendim, onun da sayesinde. Cumhurbaşkanımıza söz yok. Evet, Allah, değil mi? Allah sağ olsun. Allah uzun ömür sağlasın, uzun ömür versin diyoruz. Bak diyorsun Sayın Cumhur. Biz yani halkın sesini tüm dünyaya duyuruyoruz Allah arkadaşlar. Yani biz her köye gidiyoruz. Yani muhtarımızı eğer köydeyse arıyoruz. Rendev alıyoruz, geliyoruz. Doğru mu efendim? Evet. Evet. Yani genelde köylerin yol ayrımına gidiyoruz, defasını görüyoruz, arıyoruz. Muhtarımız köydeyse, davet ederse geliyoruz. Kendimizi tanıtıyoruz. Amacımız ne? Köylerimize hizmetlerin yapılmasını sağlamak. Doğru mu efendim? Tabii tabii, hizmet. Yapılmasını hepimiz isteriz. Evet. Evet. Ama ilk önce devlet. Devletimiz. Devlet olmazsa millet olmaz evet. Zaten. Öncelikle devlet. Devletimiz. Devlet. Tabii ki bize de hizmet yapılacaktır. Evet. Eksik bir yolumuz var. Asfaltlanmasını istiyoruz. Yapılacaktır. Evet. Onun asfaltlanmasını istiyoruz. Yıllara meydan okuyan, 35 yıldır muhtar olan Nur Ali Yıldırım muhtarımızın yolunun asfaltlanmasını ben Başbakanımız Binali Yıldırım'dan rica ediyorum. Bu muhtarımızın adı Nur Ali, Başbakanımızın adı Binali. Binali, soy ismimiz. Soyu da aynı Yıldırım sayın izleyiciler. Sayın Başbakanım inşallah bu röportajı izlersiniz. Araştırmacı gazeteci olarak size de çok seslendim biliyorsunuz. Mutlak izliyorsunuzdur danışmanlarımız. İşte bunu ne yapıyoruz? Sosyal medyaya atıyoruz. Türkiye'de 2 milyona yaklaştı genel izlenme oranımız. Yani Türkiye'de her 8 kişiden 2 kişi bizi izlemiş. Onun evet. için de çok mutluyuz, gururluyuz. İşte biz muhtarlar özlük haklarının iyileştirilmesi için 2012-12 Şubat'ta yola çıktık. Ve 5,5 yıl gibi kısa sürede muhtarlarımızın aylık ödenekleri asgari ücrete geldi. Ve sosyal güvenlik primlerinde devlet ne yapıyor? İşte en büyük örneğini bizim şeyimizi de muhtarım bilir. Çünkü hep evet. cebinden yatırdı ama şimdi devlet yatırıyor. Muhtarlarımız şimdi sadece neye bakacak? Hizmete bakacak. Doğru mu efendim? Hizmetimiz geliyor. Bizim bölgemiz sulama testi geliyor. Buradan su mu çıkıyor efendim köyün ortasından? Şeyden efendime söyleyeyim bu Kars Barajı deyilen baraj evet. bizim bölgeyi suluyor 50 bin hektar. 50 bin hektar çok güzel. Bu sulama Kars'ı değil 7 tane ili 10 tane ili bile doyuracağına inanıyorum. Evet. Harran gibi bir ova sulamaya girdi. Ve bu da yine sayın hükümetimizin ve başbakan reisi cumhurumuzun sayesinde. Evet. Harran Ovası'nda gezdi. Evet. Çok değerli muhtar arkadaşlarımız var.
10 yıl evvel ben bunu dile getirmiştim. Ve bugün de gerçekleştiği beni çok mutlu etti yani. Evet, evet. Sevgili teyzemize de en son bir söz hakkı verelim. Evet sevgili teyze, ne istiyorsun? Köyümüze ne yapılmalı? Sesinizi duyuralım. Bize. Ne yapılmasını istiyorsun? Bir bayan olarak ve bayan gözüyle. Köyümüze. Köyümüzün güzelleşmesini isterim tabii. Kur'an kursu var mı efendim? Kur'an kursu var. Kocanın hanımı okudur. O okuyor. Yeri var. Camide mi veriyor? Evet. Camide güzel. Taziye yapılacak. Evet. Taziye bir yapılmalı. Orada Kur'an kursu da verilebilir. Evet, evet. Mevlütler verilebilir sayın izleyiciler. Tabii, tabii. İşte cenazeler olduğunda orada mevlüt okulur, yemek evet. verilir. Onun için buraya bir köye... Yani başlayacak. Evet. Her şey yapılıptı, başlayacak, yapılacak. Yapılacak. Bir de yaylamızın yolu yoktu. Gedik önümüzü kesirler. Hayvanlarımız pişer. Kim kesiyor yolunuzu? Yolda olan köylüler. Koymur yayıya çıkak. Yani hangi yayın efendim ismi ne? Yolu yok. Biz buradan 30 kilometre yolumuz var ya. 30 kilometre hangi köyler var üzerinde? Üzerinde Başkedikler. Şu önümüzdeki. Kül veren Karagaş Tuvatar. Kül veren evet. Yorumlu kül veren muhtarlar. Röportaj yaptık. Bu Kars merkezde en çok güzel hizmetler yani alan muhtarlardan bir tanesi. Hanım gerçekten iyi dile getirdi. Çok sıkıntılı durumdayız. Yani hayvan otlatmaya. Hayvancılık yaptık. Evet. Her 120 evet. yolumuzu bize engel çıkarıyorlar. Evet, bunu da biz valimize havale ediyoruz. Evet. Kars valimiz inşallah Sayın bu konuyu çözer. Valimize defalarca da dilekçe verdi ama bizim mağdur duruma koydular. Bir türlü sonuç alamadınız mı? Alamıyorum. Evet. Sayın valim biz bu köyün yayla yolunda... Şose yapılmasını da istemiyoruz. Yolumuzun açılmasını istiyoruz. Evet. Yol açılsın, en azından stabilizasyon yapılsın yayla. Kademleri olan bir yolumuzdan gidebilmiyoruz. Ya evet. Ne biçim işte. Sayın izleyiciler, bugün sabah saatlerinde Eşmeyazı muhtarımızın yaylasına çıktık. Çok güzel stabilize bir yol yapılmış. Bu Oğuzlu köyünün yaylasının da yolunun açılmasını istiyoruz. İşte devletimizin imkanları var sayın izleyiciler. Artı Ulaştırma ve İletişim Bakanımız karşısında. Yolumuz düz. Düz değil mi? Dümdüz arazi. Arazi düz. Adamlar yolumuzu vermiyor. Evet. Bu konuda çözümünün devlet kanalıyla yapılmasını Sayın Valimizin sayesinde istiyoruz. Takatının yapılmasını istiyoruz. Evet. Sayın izleyiciler bugün de yıllara meydan okuyan bir muhtarımızla röportaj yaptık. Bunun mutluluğunu yaşadım. Ben çünkü saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Çünkü yıllarca köye hizmet yaptılar. Kars merkeze bağlı Oğuzlu köyü muhtarımız Nur Ali Yıldırım'a teşekkür ediyoruz. Sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler diliyoruz. Hoş geldiniz. Gazetemize vermiş olduğu destekten dolayı da teşekkür ediyoruz. Allah sizin eksikliğinizi vermesin. Amin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun.